Bülent Şenver'in odasına hoş geldiniz. Bülent Şenver'in odasında konuğum Sayın Ayşen Zamanpur. Hoş geldiniz Ayşen Hanım. Hoş bulduk. Evet Ayşen Hanım, siz benim mezun olduğum üniversiteden mezunsunuz değil mi? Boğaziçi Üniversitesi'nden evet. Mezunsunuz. Evet. Ondan sonra iş hayatlarına atıldınız. Ondan sonra da girişimci oldunuz. Evet. Şimdi tabii birçok gencimiz hayatta girişimci olma hevesi var. İçinde böyle bir heves var. Ben de girişimci olabilir ne miyim güzel. Diye. Ne güzel. Ama bir taraftan da korkuları var. Yani bu girişimcilik böyle kolay iş değildir diyorlar. Hele Türkiye'de, Türkiye gibi bir yerde herkesin böyle başarılı olmak isteyenleri baltaladığı, önüne çıktığı, önünü açmadığı, yardımcı olmadığı ve korkuyorlar, çekiniyorlar. Şimdi siz bir şekilde hayatınızın belirli bir noktasında bu girişimci olmayı aklınıza koymuşsunuz ve yola çıkmışsınız ve belirli bir başarı noktasına erişmişsiniz. O nedenle sizin ağzınızdan onları motive edecek, girişimci olabilmek için onlarda olması gereken özellikler, nasıl düşünmeleri gerekir, hı hı. Nelerden korkmaları gerekir, nelerden korkmamaları gerekir, nasıl bir kişilikleri varsa sakın girişimci olmasınlar, nasıl hı hı. bir kişilikleri varsa olsunlar. Birazcık bu tecrübe ve birikimlerinizi gençlerle paylaşır mısınız girişimcilik konusunda? Memnuniyetle, seve seve. En sevdiğim konu girişimcilik. Evet. Kendimi de bir girişimci olarak tanımlıyorum zaten. Öncelikle sondan başlayayım. Pek çok soru sordunuz. Önem sırasına göre değil. Benim anlatmak istediğim konsept içinde anlatayım. Kimler olmamalı evet. derseniz, olmak istemeyen hiç kimse olmamalı. Yani girişimcilik... Önce istemeli mi? Kesinlikle istenmesi gereken bir şey. Yani hiç kimse... Onun için şirketlerde bazen... ikinci jenerasyon, üçüncü jenerasyon zorla işin başına getirildiğinde mutsuz olurlar ya. Evet. Hani başarısız olmayı bir tarafa bırakıyorum, bir de mutsuz olurlar. Yani bence girişimci olmak istemek önce lazım. Önce o önemli. Bunu içinde çocukluğunda başladı diyemeyiz, yalandır. Yani o sakız satan, evet. mendil satan örnekler çok istisnai. Ben hayatımda hiç girişimci olacağım diye bir şey demedim ama şunu dediğimi ve hissettiğimi hatırlıyorum. Farklı bir şeyler yapacağım. Hı-hı. Rutine girmeyeceğim. Çok 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 böyle sıradan bir düzende, yani hep aynı şeylerin yapıldığı bir tekrarlar zincirinde iyi olamayacağımı hep hissettim. Evet. Yarım saatten fazla uzun ders dinleyemezdim mesela. Evet. Çok uzun saatler ders çalışamazdım. Hep aynı şeyleri konuşamazdım arkadaşlarımla. Yani girişimci biraz... Sadece girişim yapmak için de biraz farklı insanlardır. Fark yaratmak isterler. Özel fikirleri vardır. Çoğunlukla da maalesef üniversitelerde dediğim şekliyle söyleyeyim, rakı masalarına meze olur o düşünceler. Anlatırlar. Evet. Şöyle yapacağım, böyle kazanacağım, öyle yapacağım ama ne yapmak lazım? İşte bunları... Yani icraat mı lazım? Evet, biraz evet. önceki yok kısacık evet. videomuzda da, çünkü çok önemsiyorum. Düşlerini projelendirmeleri lazım. Yani en önemli kısmını ben buldum. Önce çok iyi bir fikir. Evet. Fikir çok önemli. Fikir olmazsa bir girişim olmaz. Yani fikir çok önemli. Bunu hiç azımsamıyorum ama o kadar çok bence heba olmuş fikir vardır ki. Pek çok fikir evet. vardır. Projeye dönüşmemiş. Muhakkak bilgili insanlardan, kişi ve kurumlardan, mentörlük olabilir, sadece danışmak olabilir, araştırmak olabilir artık internetin. Evet, bu kadar evet. yaygın ol. Yani muhakkak o konuyu A'dan Z'ye kadar her detayıyla ince ince inceleyip ne yapmak istiyorum, nasıl yapmak istiyorum, nasıl başlamak istiyorum, evet. kime satmak istiyorum, kaça mal edeceğim, pazarım ne olacak, müşterim ne olacak, maliyeti ne olacak, aradaki marj nedir? Bunları evet. düşüne çok ciddi bir projeye dönüştürmesi lazım. Bakın. Ondan sonrası çok zor değil. Bence asıl zor kısmı bu. Doğru bir proje, doğru bir ekip, doğru bir fikir, sonrası gelir. Evet. Çünkü onun peşinde koşarsınız. Evet. O gerçekleşsin diye zaten her şeyi yaparsınız. Ama oraya kadar getiremeyen inanın çok var. Evet. Mesela bazı gençlerimiz bana fikirlerini getiriyorlar. Şimdi bakıyorum mesela bu fikirleri getirdikleri zaman çok tedirgin konuşuyorlar bana. Diyorum ki niye tedirgin oldunuz? Hocam diyor bizim daha önceden bazı böyle fikirlerimiz vardı. Evet
Biz bu fikirleri diyor bir şirkete gittik, onun genel müdürüyle paylaştık, konuştuk falan. Dinledi bizi fikirlerimizi diyor. Ha peki bir bakalım falan dedi diyor. Ondan sonra diyor bizi ne aradı, ne şey yaptı diyor, bizle bir şey, bir temas kurdu diyor. Ama sonradan bir baktık diyor, o bizim fikrimizi kendi şirketi olarak diyor hayata geçirmiş. Bu durumda evet. Biz ne yapabiliriz diyor. Şimdi yani beklentileri var. Şimdi fikirler her zaman böyle küçük bir dükkan açarak falan başlama fikri olmuyor. Bazen onların fikirleri büyük bir kuruluşun tabii. işine yarayabilecek bir fikir oluyor. Hı-hı. Ama bunu maalesef bir menfaate çeviremiyorlar. Yani fikri birine iletmenin karşılığı olarak biz staj mı alırız, bedava bir şey mi alırız, bir para mı alırız falan. Böyle bir mekanizma iş hayatında kurulmadığı için ve çoğu insan da canım fikir ne olacak, ben de düşünürdüm onu, bu da bir şey mi? Fikir yani düşünmenin bir şeyi yok ki, bir parasal değeri yok ki falan diyerek hareket edip gençlerin morallerini bozuyorlar. Şimdi çok istisnai bir olay bu. Yani 1000 tane fikir varsa 999 tanesi çalınmamıştır. Her zaman kötü hikayeler öne çıkarılıyor ve bu çok hayal ve umut kırıyor. Böyle bir şey olmuştur, yalan değil ama yani iş insanları da böyle sadece gençlerin fikirleriyle de hayatlarını sürdürmüyorlar. Yani böyle bir genç gelsin de fikrini anlatsın da çalayım diye bakmıyor hayata hiçbir iş insanı. Dolayısıyla bu olmuştur ama bu korkuyla da hayat geçmez. Yani insanlar eyvah fikrimi söylemeyeyim çalınır falan diye düşünmemesi lazım. Fikrinizi fikir olarak söylemeyin. Fikrinizi projelendirin diyorum ben. Danışın. Kurumlar ve kuruluşlarla danışın. Onu safhalarıyla, aşamalarıyla bir gerçek bir elle tutulur bir hale getirin. Bakın Melek Yatırımcılar var. Değil mi? COSGAP diye bir kurum var. Çok gençler var şimdi yeni yatırımlarla ilgilenen. Mesela bir fikrim mi var, yarışması var. Birçok, yani araştırırsa pek çok kanal var. Bunları korkarak ay söylersem çalınır mı? Bunlar biraz şehir efsanesidir. Olmuştur. Ama az olan şeylerle böyle hayali zaten ülkece, milletçe bir korku yaratma şeyini çok severiz biz. Bir korku vardır hep. Severiz bir korku olsun. Ki onun arkasına kaçalım. Böyle bir şey yok. Yani bunların üstüne gitmesi lazım. Ne dedik demin orada hocam? Beraber aynı hangi cümleyi söyledik? Hayatta en büyük risk hiç risk almamaktır. Evet. Yani ben ondan korkuyorum, bundan çekiniyorum, o çalacak, bu kapacak, hiç yapmayayım, söylemeyeyim, böyle bir hayat geçmez. Bu güzel bir şansla gelmişiz bu dünyaya. Fikirlerimizi rahatça, ya o zaman şöyle güzel, bir şey... ama tabii ki ben demiyorum ki koruma evet. altına alsın. Koruma altına alsın bir şekilde, sonradan patentini alsın. Biliyorsunuz öyle şeyler var, tabii, fikrin patenti alınıyor ama yani. Bu çok az olan bir şeydi. Ama yani iş kültüründe de şöyle bir kültür oluşmasında fayda var. Bir genç o şirkete belirli bir fikir çok getirdiyse bence, evet. muhakkak onun karşılığını versin. Yani. İster öperek versin, ister bir teşekkür mektubuyla versin, bir şey yapsın. Muhakkak. Ben zaten öyle olması gerektiğini düşünüyorum ama bu korkuyu da gençleri hiçbir yerde durdurmasın. Evet. Evet. Daha sonra sorunuzun ikinci bölümünde vardı. Peki girişim dünyası bu kadar hani korkuyorlar, çekiniyorlar. Peki denemezlerse nasıl öğrenecekler? Nasıl öğrenebilir bir insan denemezse? Başarılı olup olmayacağını, iyi olup olmayacağını. Hep böyle bir ne yaparsan. İnanın ben Türkiye'deki bütün bu sorunların altında bir özgüven eksikliğini bulurum. Bir yerlerde bizim toplumumuzda çocukluğumuzda, eğitim sistemimizde, yaratıcılığımızı ve güvenimizi sürekli böyle törpüleyen, azaltan bir bakış açısı vardır. Biraz dinimizde de vardır, biraz kültürümüzde de vardır. Böyle bir işte dikkat çekme, çıkıntılık yapma, tırnağını uzat, saçını böyle kes, böyle konuş, sesini çıkartma, doğru musun, düzgün musun? Böyle bir tutuk bir millet olduk. Evet. Üstelik bir de bir araya gelmemizden de çok hoşlanılmaz. Yani bireysel olmamızdan keyif alınmadığı gibi çok bir araya gelmem. Onun için bunu kırsınlar. Zaten kırıyorlar, ben görüyorum. Onlar çok geçti gidiyorlar bir yerlere de. Yine de küçücük bir fikrimiz olursa paylaşırsak belki küçük bir pencere açarız. Böyle kendilerini özgüven eksiklikleri olacak hiçbir şey yok. Güvenerek başlasınlar. Ama bu demek değildir ki gözü karalık. Bütün annemin evlerini sattırayım, altınlarını sattırayım, arkadaşımdan duyduğum bir fikre yatırayım. Bu girişimcilik değil, bu gözü karalık. Evet. Girişimcilik başka bir şey. Girişimcilik hesaplı, ölçülebilir riskleri alacaksınız.
Ölçemediğiniz riski almayacaksınız. Ve bunun da yolu, yöntemi öğrenilir. Evet. Peki, Bülent Şenver'in odasında konuğum Sayın Ayşen Zamanpur'la birlikteyiz. Şimdi 3 yap, 3 yapma. Niye 3 yap, 3 yapma dedim? Çünkü Ayşen Hanım gençlere, özellikle de müteşebbislik yapmak, girişimcilik yapmak isteyen gençlere 3 tane sakın yapmayın bunu gençler, 3 tane de muhakkak bunu yapın diye bir şeyler söyleyecek. Tamam. Hangisinden başlayalım? Yaplardan mı, yapmalardan mı? Bir yapma, bir yap yapalım. Tamam. Tamam. Küçük hesap yapma. Küçük hesap yapma. Hı-hı. 3 kuruşun, 5 kuruşun, 2 saatin, 3 saatin, ben çok çalıştım, sen az çalıştın, böyle yaptım, şöyle yaptım. Böyle hayata hep böyle kuruşla ve saniyeyle bakan insanlar var ya, öyle bakma, evet. Büyük resmi gör. Büyük resmi gör, evet. Bir tanesi bu olsun. Bir tanesini yap. Başla, bir yerden başla, bugün başla, o gün bugün. Evet, yani illa en büyük, en somut, en ciddi adımını atmasan da hayaline doğru bir adımı at bugün. Evet. Ne hani, yapmak istiyorsan başla. Ne yapmak istiyorsan yarın işte artık yapacağım edeceğim deme. O gün artık birine git. Evet, ben böyle bir şey yapacağım de. Araştır, git kütüphaneye git, Google'a gir bir şey yap. Mesela kitap yazmak istiyorsan ön sözünü hiç değilse bir yaz. Değil. Başla. O gün bugün diyorum ben. Evet, o gün bugün. Evet. Yapma, kibir yapma. Nasıl tanımlarız kibiri? İşte böyle aman ne denir o eskilerin söylediği, aman bana bir şey olacak, aman gururum incinecek, ay küçük düşeceğim, ay ayıp olacak, ay bana dalga geçecekler, ay eyvah şimdi ne söylersem dikkat çekeceğim. Çek. Evet. Çek yani. İnsan, bakın hayatta en çok öne çıkan insanlar gerçekten bunu göze almış insanlardır. Siz saçmalamaktan, ayıp yapmaktan, saçma soru sormaktan, işte yanlış adım atmaktan korkarsanız muhtemelen hiç doğru bir şey yapamazsınız. Evet. Çünkü o kadar korunaklı bir yerde yaşarsınız ki orada öyle bir başarı şansı da yoktur. Belki başarısız olmazsınız bakın. Başarılı da olamazsınız. Evet. Yani hata yapmaktan korkarsanız o zaman başarılı da olamayabilirsiniz. Sıfırdır şansınız. Olamazsınız. Yani hiç hata yapmayayım, saçmalamayayım, dikkat çekmeyeyim, yanlış bir adım atmayayım, ayıplamasınlar, söylemesinler, gülmesin dersiniz, başarılı olma şansınız sıfırdır. Evet. Ama başarısız da olmayabilirsiniz ama bu mu istediğiniz yani? Sadece başarısız olmamak mı hayat? Hayat bu mu? Nedir hayat? Kendi sorunuzu kendiniz kendinden sordunuz. Kendinden mutlu olmaktır hayat. Ya. Mutlu olmak. Tabii kendinden tatmin yani, olmak. Hangisindeyim şimdi? Yapmayı mı söyledim? Evet. Yapı mı? Evet. Bu yap mıydı? Evet. Sırayı kaçırdık. Olsun. Yani gayet güzel şeyler söylüyorsunuz çünkü. Ekip kur. Ekip kurmak. Ekip. Doğru ekip ama. Yok annemin tanıdığı, eniştemin kardeşi diye değil. Hmm. İşten anlayan, o işi en iyi yapacak. O işi yapmak istediğiniz küçük ekip de olabilir. Bu benim Sirken Kaşmir ekibi gerçekten 3 kişiyle başladı. Öyle mi? 3 kişidir yani. O işi gerçekten doğru yapacağına inandığınız, güvendiğiniz doğru insanları hiç çekinmeyin. Ay kardan mı vereceğim? Eyvah işte deminki korkuları aşın. Evet. O da sizin yanınıza gelsin, destek olsun. Evet. Güzel ekip kurun, ekip kurun. Ekip çok önemli. Bu Sirken Kaşmir 3 kişiyle başladı diyorsunuz. Birisi muhasebeci miydi yoksa yok mu? Yani 3 kişi hangi görevleri üstlenmişler? Selmin Korman arkadaşım, üretim ve tasarım. Üretim ve tasarım ben yapacak. Ben de onun dışındaki her şeyi yaptım. Siz de her şeyi. Evet. Sevgili Mengü Altınordu. Evet. O da bizim mentörümüz, abimiz gibi yukarıdan kontrat. Tabii ki eşim. Onu ben başında olarak zaten düşündüm. Var düşünüyorsunuz. Eşim Çin'le olan bütün o ilişkilerde falan bize destek verdi ama hani operasyonda diyorum ben. Evet. İşte 3 kişiydik biz. Sonradan şimdi geldik 400 kişi olduk. Evet. Ya ekip sağlam kurulacak. Ekibe de istediğiniz şeyi tam doğru anlatacak. Ve bunun da yolunu siz bir kitap haline dönüştürmüşsünüz değil mi? Evet. Kaşmir Yolu diye bir kitap yazmışsınız. Böyle bir özel yol mu var? Hani nedir bu yol? Uzun 22 yıllık bir yol. Yani sizin yolunuz bu. Siz kendi yolunuzu mu anlattınız ben burada? Ben hiç ben diyemiyorum. Çünkü bu Sirken Kaşmir çok müthiş bir ekip. Çok güzel bir hikaye. Ekibin yolunu anlattınız. Ekibimizin, markamızın yolunu anlatmaya çalıştım. Evet, ben edebiyatı çok seviyorum. Bülent Bey çok güzel. Seviyorum. Onun için güzel bir dille de anlatmaya çalıştım. Evet. Keyifli bir hikaye oldu ve gerçekten de girişimci gençler çok sevdi. Evet, bu başınızdan geçenleri de mi her koydunuz? Her şeyi, çocukluğum da var. Yani sizi merak eden bu kitabı okursa içinde önemli bilgiler bulur. Yani, umarım çocukluğunuzu sever. Bulur.
Değil mi? Her şey var. Evet. O keçiyle bizim hikayemiz var. Şu değil mi? Kapra hırkısla hikayemiz var. Evet, evet. Ama bu bir merak... Tutkulu bir hikaye. Evet, merak olsun bu hikaye, hı-hı, değil mi? Kitabı alıp baksınlar nasıl bir hikaye diye. Değil seve mi? Seve. O da bir tabii, merak tabii, olsun. Tabii. Elinize sağlık, kaleminize teşekkür sağlık. Teşekkür ederim, diyeyim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bülent Şenver'in odasında konuğum Sayın Ayşen Zamanpur'la birlikteyiz. Şimdi keşke... Şimdi keşke diye bölümümüzde ben size soracağım. Birinci keşkemizi şöyle soracağım. Bu üç keşke olacak, üç keşke. Bir tanesi dünya ile ilgili keşke diye başlayan nasıl bir cümle kurmak istersiniz? Dünyada keşke, dünya keşke diye başlayan. Adalet, sosyal adalet duygusu keşke kendiliğinden herkesin içinde olsaydı. Yok mudur şu an? Maalesef. Maalesef yok. Adalet yok maalesef. Dünyadan bahsediyoruz değil mi Türkiye? Tabii tabii, dünya bu. Keşke doğal olarak içimizde o olsaydı. Yani nasıl kodlarda, genlerde gibi mi? Evet, evet, kodlarımızda sosyal adaleti hissetmeyen bir bünye mutlu olamasaydı. Evet. Yaşayamasaydı. O zaman bu dünya keşkesini Türkiye'ye indirelim. Hı hı. Türkiye'de keşke diye ne söylersiniz? Türkiye'de keşke. Türkiye'de keşke gücümüzün farkında olsak. Türkiye'nin inanılmaz bir gücü var ama bunu kısıtlıyoruz, küçültüyoruz, aşağılıyoruz. Yeteri kadar farkında değiliz. Başkalarının bizi yönetmesine izin veriyoruz. Başka güçlerle yönetiliyoruz ama gerçekten Türkiye bu gücünün farkında olsaydı. Peki biraz daha aşağı inip şahsen düşünerek Ayşen Zamanpur olarak keşke... Ne keşke dersiniz? Üç tanem var. Söyleyin. Çok güzel bir sesim olsaydı, çok iyi bir caz şarkıcısı olsaydım. Çok iyi bir ama, Sarah Vaughan gibi falan. Üçüncü bir çocuğu yapsaydım keşke. Ferhat ve Yasemin'den sonra. Evet. Bir de şu Çince'yi o 22 yıl önce keşke öğrenseydim. Evet. Öğrenebilirdim çünkü o zaman çok açıktı beyin. Üç tane var. Onların sonuncusunu belki denersiniz hani birazcık... Kelimelerle evet, falan var, değil mi? Var kelimeler yani, biliyorum. Ha. Bayağı bir cümleler bile biliyorum evet. Ama benim lisana yeteneğim vardı evet. Yani kendi çapımda. Onu Çince öğrenilmesi gereken bir lisan. Buradan gençlere söyleyelim. Eğer bir lisan öğrenilecekse tabii ki İngilizce önce. Tabii. Birinci. O artık lisan değil, o şart. Hani ben artık İngilizce öğrenmiyorum diyen bir genci de kabul etmiyorum. Öğrensin, bir şekilde öğrensin. Online öğrensin. Facebook'a gireceği sürece online internete girip İngilizce öğrensin. Evet. İkincisi de Çince öğrensin. Vallahi geleceğin bugünün önemli bir asetidir Çince bilmek. Evet, evet. Evet. Peki, şimdi böyle hani hep gençlere yönelik bir şeyler söylüyoruz. Ben bir küçük bir oyun olsun diye bir kutu yanımda böyle getirdim. Hı hı. O kutunun içine de bir şey koydum. Şimdi onunla ilgili size bir soru sormak istiyorum. Hadi bakalım. Bülent Şenver'in odasında konuğum Sayın Ayşen Zamanpur'la birlikteyiz. Şimdi bir göster, bin işit. Bu bölüm için... Gözlüğüme ben... ihtiyacım var mı hocam? Yok. Getirdiğim bir obje koydum bunun içine. Tamam. Çok rahatlıkla görebileceğiniz tamam. Bir obje. Ona birkaç saniye bakmanızı ve gençlerin kulağına küpe olabilecek onunla ilgili bir şeyler söyleyebilmenizi istiyorum. Bu eşyaya bakarak... Eşyaya bakarak, getirdiğim objeye bakarak... Oradan hareketle... Oradan hareketle ne diyebilirsiniz keşke acaba? Keşke bilseydim ben bunun böyle bir şey çalışsaydım biraz. Evet, bakalım. Evet. Şimdi hazırlıksızız yani olsun, bunlar. Olsun tabii. Yani bu şimdi size getirdiğim, bunun içinden çıkardığım obje bir kitap ayracı. Çok güzel bu çıktı kitap bana. Kitap ayracı ama Kitapcan adıyla bu küçücük kitap kurdunun adı Kitapcan. Kitapların içine sayfaların nerede kaldığımızı gösteren bir çok kitap güzel. Ayracı. Acaba bu kitap ayracına bakıp gençlere kulaklarına küpe olabilecek ne tür mesajlar söyleyebiliriz? Ben kitap çıktığına çok sevindim. Ben ciddi bir edebiyat severim. Ve ben kitap okumanın gerçekten insanı çok zenginleştirdiğine inanıyorum. Evet. Yani hatta gençken ukala bir şekilde kütüphaneme asmıştım okumuyorsanız tartışmıyorum diye.
Okusunlar ya. Yani o kitap okumak, o internette gezinmekten çok daha başka bir boyut katıyor. Tabii ki şimdi güncel hayatta orada da okunuyor. E-kitaplar var. Evet. Muhakkak çok şeyler de okuyorlar. Okumuyorlar demiyorum ama bir klasikleri okumanın, o edebiyatın insanın söz dararcığını, evet, anlatma yetisini, hatta hayattaki derinliğini artırdığına inanıyorum. Her genç muhakkak bu programdan sonra gitsin, bir klasik kitap alsın. Türk klasiği de olabilir. Evet. Rus klasiği de olabilir. Alsın, okusun ve o günden sonra da kendine bir hedef koyup, artık herkes kendine göre bir kitap okuma terbiyesini ve anlayışını yerleştirsin. Bunu çocuklarına da yapsınlar. Evet, evet. Çok iyi şeyler, güzel şeyler söylediniz. İnşallah sizi kitap çünkü benim için çok önemli. O zaman madem ki sizin için çok önemli, ben size bir tane kitapla ilgili bir bileklik hediye etmek istiyorum. Çok güzel. Siz okuyun üzerinde bu önce yazanı. Ne yazıyor? Kitap okuyorum arkadaş. Evet, kitap okuyorum arkadaş çok yazıyor. Çok güzel. Onu sizin çok bileğinize... Çok teşekkür ederim. Evet, takayım. Harika. Kitap okuyorum. Hiç çıkartmam ben herkes bunu. Herkes kitap okuyorum arkadaş. Kitap okuyorum arkadaş. Desin. Evet. Süper. Güzel. Bir size hediye olsun çok inşallah. Teşekkür dikkat ederim. De çekiyor yani böyle bakınca. Evet hemen evet ben yine... bunu çıkartmam. Zaten evet. Gördüğünüz gibi biraz bilezik severim. Birazını çıkarttım evet. Televizyon diye. Evet, evet. Bülent Şenver'in odasında konuğum Sayın Ayşen Zamanpur'la birlikteyiz. Şimdi bakalım neler çıkacak daha. Aslında ben bu çıkacaklarla ilişkili bir takım tabii ufak tefek hazırlıklar yaptım ama bir de şunu arzu ettim. Dedim ki kendin sor, kendin cevapla diye bir bölüm olsaydı bu programda ve deseydim ki ben Bülent Şenver'in odasında konuğum Sayın Ayşen Zamanpur'la birlikteyiz. Şimdi kendin sor, kendin cevapla bölümüne geldik deseydim. Soruyu da siz sorsaydınız. Siz de bana programı evet, yaptırsaydınız. Cevabını da siz verseydiniz. Acaba nasıl bir soru sorardınız? Peki önce ne soralım? Önce soruyu peki. Sorun. Peki gençler madem dinliyor diye varsayıyoruz. Acaba ne yapmalıyım diyor ya gençler. Ne yapmalıyım sorusu var. Ben ne yapayım? Nerede mutlu olurum? Evet. Nasıl bir hayatta hani böyle üniversiteyi bitirirken ilk yıllarında falan. Ne yapsınlar diye sorun siz bana. Böyle sordunuz. Gençler ne yapsınlar? Evet, ilk böyle hayata atılırken hani bir boşlukta hissediyor ya insan. Öyle bir soru. Öyle ne bir soru sordunuz. Diye. Ben de şimdi cevap veriyorum. Evet, ben şimdi soruyorum. Bülent Şenver'in odasında, Bülent Şenver'in konuğu Sayın Ayşen Zamanpur'la birlikteyiz. Şimdi kendin sor, kendin cevapla bölümü. Ayşen Hanım'ın sorusu gençler ne yapsın? Evet. Şimdi öncelikle bir kendilerini o yaşa kadar tanıdıklarını varsayıyoruz değil mi? Evet. Bir genç artılarını, eksilerini biraz bilir. Mesela girişken mi, konuşkan mı veya sanata eğilimi var mı? Üniversitesinde bittiğini varsayalım. Üniversitede hangi derslere daha çok sevdi, hangilerini sevmedi? Toplum içinde olmaktan mı hoşlanıyor, yalnız bir iş mi seviyor? Genellikle çevrenizdeki insanlara dikkat edin. Komşunuz, ablanız, teyzeniz... Komşu teyzenin komşusu, birileri size hep kişiliğiniz hakkında bir şey söylerler aslında. Olumlu da ya olumsuz da olabilir. Mesela ne alem kız ya derler. Değil mi? Veya çok sessiz çocuk derler. Evet. Olumsuz da her şeye karışıyor derler. Tabii. Veya derler ki ay ismi var cismi yok derler. Veya oğlum konuşsana derler veya kızım sussana derler. Yani biri çevreniz size bir kişinizle ilgili ipuçları verir. Evet. Siz de bilirsiniz. Ben diyorum ki önce bunu vallahi bilimsel olarak bir alt alta yazsın. Ben kimim? Ne özelliklerim var? Nerelerde başarılıyım? Hangi derslerimi sevdim? Hangilerini sevmedim? Böyle bir kendisini tanıma, aydınlanma yaşasın. O çok faydalı olacağına inanıyorum ben. Daha sonra kariyer danışmanları var biliyorsunuz yeni çıkan. Evet. Bu tip kişilik özelliklerinin insanın nerede başarılı kılacağını, nerede başarısız yapacağını anlatan çok yeni, bizim zamanımızda olmayan, benim şu anda çok beğenerek izlediğim kariyer danışmanları var. Ama o kariyer danışmanına gitmeden kendinizi bir çok iyi tanımanız gerekir. Ben bunu yapmalarını öneriyorum. Kendilerini iyi tanısın. İyi tanıyıp ondan sonra adımlarını atsınlar. Çünkü o yaşa kadar biraz harrada hurrada geçmiş olabilir. Evet. Yani okullar falan ama sonra bir... Hayat başlıyor çünkü artık. Gerçek hayat başlıyor. Orada bir aydınlanma sürecinde tam olarak özelliklerini, bu çok doğru da olmayabilir ama bir yapsın.
Onunla da bir kariyer planlama çizgisinde yardım alması faydalı olabilir. Evet, kendilerini tanırlarsa çünkü kendilerine uyan meslekleri veya uyan işleri, kuvvetli olduğu noktalar tabii, neler onları tabii, bilir. Aynen. İnsan zayıf olduğu noktaları gerektiren işlere girerse başarısız olur. Yani olur. Bazı insanlar mesela insan ilişkileri ve konuşma konusunda çok tabii, iyi değiller tabii. Ama onlara satıcı olacağım falan derlerse başarısız son oluyorlar. Son derece başarısız ve mutsuz olurlar. Evet. Evet. Çok önemli. Şimdi bu güzel kitapçan bilekliğinizi ben evet. gördükçe kıskanmaya başladım. Evet. Ben verdim aslında onu size. Evet. Evet. Ben ama de size kitap vereyim. Kitap. Yo, ben şöyle diyorum. Bir tane ben size vereyim, siz de bana takın. Tamam, yani oldu. Hemen ikimizde takalım. De olsun diye. Tamam. Bu arada kitabımı da vermiş olayım. Tamam. Teşekkür buyurun. Ederim. Böylece evet. kitabın da ilk kitabımı da veriyorum. Evet, çok teşekkür ediyorum. İmzalı bir kitap da aldım. Evet, evet. Evet, şimdi ikimiz de kitap okuyorum evet, arkadaşla evet. birlikte olduk. Evet, evet. Bülent Şenver'in odasında konuğum Sayın Ayşen Zamanpur'la birlikteyiz. Şimdi soru yağmuru. Eyvah. Evet, yağmur evet, diyorum eyvah. Çünkü yağmur damlaları gibi size sorular soracağım. Eyvah. Kısa kısa da cevaplar sizden. Hocam biraz önceden uyarsaydınız istiyorum. Bunları hazırlasanız yapsaydınız. Evet, Sayın Ayşen Zamanpur benimle soru yağmuru oynamaya hazır mısınız? Hazırım. Islanmaya hazır mısınız? Hazırım. Peki. Birinci yağmur damlası. Türkiye'de patron olmanın zorlukları sizce nelerdir? Türkiye'de girişimci olmak diyelim. Ben peki. patron lafını çok sevmiyorum. Sevmiyorsunuz. Hiç sevmiyorum hatta. Evet. Çünkü bizim şirkete gittiğimizde kim patron pek anlayamıyorum ben. Daha çok asistanım ve marka müdürüm bana patron gibi geliyor. bakın, iyileri kötüleri içe ayırırsanız, biraz önce konuştuğumuz gibi etik ve ahlaki ve yasal davranmayanları dışlarsanız ki bunu her meslekte dışlayabilirsiniz. Gerçekten iş insanı. Burada da hocam sizden bir şey rica edebilir miyim? Tabii. Şu iş kadını, iş adamı demeyin, ne iş diyelim? İnsanı deyin. İnsanı. İş insanı. İş bunu insanı. Yerleştirin. İş insanı çok önemli bir laftır. Çünkü sözcükler değerlidir ve güçlüdür. Bir genç kız konuşma dinlerken hep iş adamı, iş adamı duyarsa onu kendinin dışında bir hayat sanır. Evet. İş insanı dersiniz. Bu o zaman iş kadınları derneklerini falan kapattıralım hayır, biz. Hayır, hayır, hayır. İş onu kadını derneği olabilir. Normal konuşmada diyorum. Anladım, tamam. Hani bir iş hayatından konuşuyoruz değil mi? Normal, herkes hakkında bir şey konuşuyor, iş adamlarımız diyor. Hmm. Ben bir konuşmaya gittim. Bakan Bey bize konuşuyor ve ben ön sıradayım. Yanımda da size iş adamı mı dedi? Sevgili iş adamlarımız dedi. Ve ben böyle yaptım. Ben de varım dedi. İş adamlarımız ve iş kadınımız. Hayır, iş insanımız dese çok evet, güzel oldu. Doğru. Bunu da bu şekilde tamam. araya yerine koymuş, koymuş olalım. Olalım. Demin dediğim gibi etik ve legal olmayan iş yaşamını dışlarsak ben iş dünyasında girişimci olmanın katma değer yaratan, hazırdan yemeyen, zenginlik ve refah yaratan, dolayısıyla ülkelerini geliştiren, zenginleştiren ve bunun içinde risk alacak kadar cesur olmuş insanlar olduğunu düşünüyorum. Sürekli başlarına vurulduğu halde ortaya çıkmaya çalışan, sürekli kanunlarla, yasalarla, her gün çıkan bürokratik engellerle engellenmeye çalışan, her gün hırsız muamelesi gören başkaları nedeniyle, her yaptığı işi tekrar tekrar dürüst olduğunu açıklamaya mecbur hissettirilen, ezilmiş, başarılı, cesur insanlar olduğunu düşünüyorum. Tekrar ediyorum, olmayanları dışlıyorum. Evet. Ama olmayanlarla bir bakış açısı yaratıldı. İş dünyası deyince sanki patron diye bir de deniliyor. Evet. Kapitalist patron falan dendiğinde sanki işçileri elinde kırbaçla ezen, emek sömürüsü yapan, teknelerde eğlenen, hiç başka bir derdi olmayan, halbuki nedir? Vergisini veriyor, ülkeyi zenginleştiriyor, katma değer yapıyor, istihdam yaratıyor. Hmm. Bu ülkenin en büyük sorunudur. İstihdam yaratıyor. Sosyal adaleti geliştiriyor. Çünkü pek çok sayıda girişim sosyal adalet yaratır ülkede. Evet. Ben böyle yorumluyorum. Bu yani bir imaj ve algı zorluğu var diyelim. Sözcükler yani, güçlüdür, evet. yanlış kullanılıyor. Hmm. Patron denilince bakın altında göbekli, olumsuz, sorumsuz bir insan kimliği var. Halbuki girişimci iş insanı dediğiniz zaman gerçekten bambaşka bir şeydir. Evet, evet. Peki bir başka damlada kadın olmanın zorlukları. Bunun cevabı 3 gün sürer. Var mı ki öyle hakikaten? Şöyle diyeyim. Evet hayır demeyeyim buna bakın.
şöyle bakıyorum. Kentli, eğitimli iş kadını başka bir kadın. Kırsal, eğitimsiz iş kadını başka bir kadın. Evet. Dolayısıyla kadın dediğiniz zaman çok değişik şeylerden bahsediyor oluyorsunuz. Evet. Ben şimdi Ayşen Zamanpur olarak ailesinde pozitif ayrımcılık görmüşüm. Eğitim kurumlarımda hiçbir ayrım hissetmemişim. Şişecama girmişim, bütün yöneticiler kadın. Efendime söyleyeyim, daha sonra iş yaşamımın pek çok alanında kadın olduğum için, girişimci olduğum için taltif görmüşüm. Ben şimdi kadınlara ayrımcılık yapılıyor, ben çok çektim, neler gördüm, neler yaşadım dersem ayıp olur, yazık olur. Babama da ayıp olur, abilerime de ayıp olur, evet. Şişecam'dakilere de ayıp olur. Ama bu demek değildir ki çok ciddi bir kadın sorunu var Türkiye'de. Yani kadın anne, ev hanımı ve eş kimliğiyle seviliyor. Diğer kimlikleriyle sevilmiyor. Bunların dışına çıktığı zaman hep açıklaması gerekiyor. Hep anlatması gerekiyor, hep alttan alması gerekiyor. Hep işte çocuk çalışıyorum ama çocuklarımla da çok ilgileniyorum demesi gerekiyor. Eşimi ihmal etmiyorum demesi gerekiyor. İş yaşamında yanında beyler varsa daha çok çalışması, daha çok güçlü olması gerekiyor. Ben özelimden katıyan konuşmuyorum. Evet. Genel konuşuyorum. Onun için kadın sorunu vardır. Kadın maalesef gerçekten hele kırsal kesimdeki kadın şiddet görüyor hala. Şiddet görüyor. Müthiş bir sorunu vardır ama bu sorunun kentli eğitimli kadınla sorunu aynı değildir. Onun için kadın sorunu dendiğinde bana çok genel geliyor. Evet. Ben öyle bir şey yaşamadım diyor. Kaderinde üyesiyim. Kadın sorununa çok inanıyorum. Evet. Kadınına sahip çıkmayan bir ülkenin gelişebileceğine inanmıyorum. Kadınını dışlayan bir ülkenin medeni olabileceğine inanmıyorum. Evet. Durumum budur. Peki bir damla daha üstünüze sizin göndereyim bakalım ne diyeceksiniz. Silk & Kashmir mağazasından suratı asık olarak bir müşterinin çıkmaması için ne yapılması gerekiyor o Silk & Kashmir mağazasının içinde? 22 yıldır ona uğraşıyorum. İnanın. Hep bunu istiyorum. Koşulsuz müşteri mutluluğu diyorum. Kaşmir kalitesinde mağazacılık diyorum. KKM. İlk ilkemizdir bizim. 22 yıl önce daha şirketi kurduğumda Kaşmir demiştim, Kaşmir gibi satılacak. Yani Kaşmir satıyorsanız, ipek satıyorsanız işte böyle, şurada var bilmem, böyle satamazsınız. Saygıyla alacaksınız, sevgiyle tezgaha koyacaksınız. Müşterinize Kaşmir hissini vereceksiniz. Bütün amacım, bütün isteğim bu. Bütün şirketimizin genel kurallarında, prosedürlerinde, manifestosunda müşteri Kaşmir sıcaklığında, Kaşmir mutluluğunda ayrılacak diyoruz. Bilerek mi sordunuz bilmiyorum bu soruyu. Yok, ben kendim hazırladım. Sen yani, inanın çok denk yani, düştü. Evet. Bizim için çok önemli. Yani çünkü bir kere için oynamıyoruz. Bu üç harfle biz. Onu ifade ettiniz değil mi? KKM. KKM. İstediğiniz silken Kaşmir elemanını çağırın. Birinci K neydi? Kaşmir kalitesinde mağazacılık. Mağazacılık yapmak. Evet. KKM. Çok önemli. Şu anda silken Kaşmir mağazalarına KKM konusunda onun üstünden bir not verseniz. Kaç verdiriyoruz. Ver? Yok, siz verin. Ben vermeyeyim. Ben objektif olamam. Yanlış subjektif söylerim size. Sürekli müşteriler yapıyoruz. Veriyor. Hayır. Gizli müşteri uygulamamız var. Kaç bütün veriyorlar? Her mağaza her ay notlanıyor. Mesela 90 da alıyor, 100 de alıyor. O mağaza 70 alırsa primler kesiliyor. 60 alınırsa hiç prim verilmiyor. 100 alırsa 1,5 misli veriliyor. Bizim bütün amacımız bu. Bütün bizim sistemimiz KKM'ye dayandırıyor. Tüm mağazaların ortalama ağırlığı. Hayır, tek tek mağaza. Yapıp hepsine gelince tüm markada %85 mi çıkıyor? Vallahi, falan, 90 mı? 80'in altına düşersek düştüğümüz oluyor. 80'in altında bir iki mağaza yüzünden düşersek o mağaza çok cezalandırılıyor. Ne yapıyorlar da yani müşteri o memnuniyeti KKM'yi almıyor? Yani Kaşmir kalitesinde mağazacılık kuralları 18 tane. Müşteriye karşılama, alternatif sunma, ilgili bilgiyi verme, kabinde yardımda saygı çerçevesi, iyi davranma, iyi görünme, hatta iyi kokma, temiz olma, güzel, mağazanın içindeki her şeye hakim olma, kasada bekletilmeme, alışveriş etmese de geçirilmesi lazım. Yani etmeyen müşterinin. Evet. Hepsinin kuralları var. Bir tanesi bile eksik olsa puan kesiliyor ve
en ciddi uyguladığımız, 22 yıldır uyguladığımız, ara ara maalesef kesintiye uğradığında da hemen olumsuz etkisini gördüğümüz bir uygulamadır. Evet. Benchmarking deriz, başka evet. mağazalarla da karşılaştırırız. Peki son yağmur damlası, bal tutan parmağını yalar diye bir söz var biliyorsunuz. Evet. Bal tutan parmağını yalamalı mı? Güzelmiş. Bal tutan parmağını yalarken çok etik ve ahlaklı ve yasal olmalı. Çok yani, düzgün bir şekilde yani, kendi payına düşen kısmıysa, bilgilendirildiyse bu hususta etrafı. Yani herkes onu baldan onun payını doğru ve dürüstçe aldığına inanıyorsa o zaman almalı. Yoksa gizlice kapı arkasında yapmalı. Yani hak ediyorsa almalı. Yani evet. önce balı elinde tutuyorsa şeffaf demeli ki... Şeffaf ve transparan bir şekilde paylaşımdan düşen kısmını almalı. Evet. Ben hak ediyor muyum diye önce bir sormalı. Ne evet. kadarını hak ediyorum? Küçük Başkaları hak ettiğimi düşünüyor mu? Ondan sonra küçük parmakla mı hak ediyorum? Avuçla mı hak ediyorum deyip değil mi? Tercihen o balı bir kaba koyup daha düzgün bir şekilde paylaştırmakta fayda var. Dediğiniz gibi parmak boyutları şey yapabilir. Evet. Bülent Şenver'in odasında konuğum Sayın Ayşen Zamanpur'la birlikteyiz. Şimdi siz olsaydınız ne yapardınız? Siz olsaydınız ne yapardınız bölümünde ben size hayali bir etik vaka hazırladım. Tamam. Hayali. Bu vakayı size okuyacağım müsaade evet. ederseniz ve soracağım sonunda siz olsaydınız bu Peki. durumda siz ne yapardınız Eyvah. Diye. Hadi Benim hayali vakam şöyle. Rıza Bey bir kamu kuruluşunda çalışan genel müdürdür. Ve Rıza Bey kendisine bir danışman aramaktadır. İhtiyacı vardır buna. Tecrübeli ve genç bir insan olsun ister. Rıza Bey'in kızı da Türkiye'de iyi eğitim görmüştür ve daha sonra yurt dışına gitmiş, eğitimini tamamlamıştır, konusunda ihtisas sahibi olmuştur. Yurda döndükten sonra da kendisine uygun bir iş aramaktadır. Bir akşam yemeğinde Rıza Bey'in eşi kocasına şöyle der. Bizim kız tam senin istediğin gibi, senin danışman özelliklerine uyuyor. Başka yerden alacağına bizim kızı kendine danışman olarak alamaz mısın? Çok özür dilerim. Rıza Bey girişimci şirketin sahibi mi? Rıza Bey bir kamu kuruluşu. Kamu kuruluşu. Bir kamu, bir okay. devlet kurumu tamam. düşünün. Tamam. Bir kamu kuruluşunun tamam. genel tamam. müdürüdür. Kamuda çalışmaktadır, kamu görevi. Tamam. Devlet memurudur yani. Tamam. Ve Rıza Bey der ki, ama olmaz ki kızına torpil yaptı derler. Deyince karısı hemen cevap verir. Kızıma ücret ödemezsiniz siz de. Devlet de kazanmış olur bu işten. Hem de kızımız senin yanında çalışmış olur. Rıza Bey hanım yemeğimizi yiyelim şimdi der. Bu konuyu sonra konuşuruz deyip geçiştirir. Sayın Ayşe Zamanpur, siz bu kamu kuruluşunun genel müdürü yerinde siz olsaydınız bu durumda siz ne yapardınız? Kızını da doğal bir şekilde aynen insan kaynakları kuralları çerçevesinde CV'sini hazırlayarak işe başvurmasını belki önerebilirdim. Eğer seçimi Rıza Bey mi yapıyor? İnsan kaynakları belli bir kriterle yapıyordur. Yani evet. onlarla eşit haklarla girebilir. Katiyen para ödememek evet. falan gibi Şimdi bir şey olmaz. Şimdi tabii şöyle, hani insan kaynaklarına başvuruda bulunduğunda kızın soyadına baktıklarında görecekler. Aa bizim Rıza Bey'in kızı Hı-hı. bu diyecekler. Hı-hı. Yani evet. rahat. Muhtemelen. Ve bundan evet. etkileniyor tabii ki olacaklar. Çok doğru. Evet, yani muhtemelen de etkilenecekler. Objektif. Başka bir şirkete gitmesinde çok büyük fayda var kızın. Evet. Çünkü etkileneceklerdir ama prensip olarak da aynı insan kaynakları bölümüne eğer öyle bir soyadı olmasaydı diyelim, gerçekten kızı olduğunu varsaymadan başvurma hakkı kızında olmalıdır Doğru. aslında. O da onun insan haklarına Doğru. karşı hakkıdır ama tercihen dediğiniz gibi sübjektif şeyler girecektir. İşte Rıza Bey'in kızı diye farklı davranılması. Yani hak etse vardır. Dahi evet, başkaları girecektir. Diyecektir ki değil mi bu girecektir. Torpille alındı. Torpilsiz bile alınsa hak Keşke etse girmesi, bile. Evet. Değil mi? Evet. Ama öbürü hiç yapılmamalı. Hani alıp da para vermeme falan o gizli kapaklı işler onlar hiç girilmemeli. Para benim vermek. Benim kızım ve oğlum şirketimizde çalışıyor ama onları da şirketimiz tabii ki bir girişimciyiz, aile şirketinden kururduk. Gerçekten de bulundukları birimlere çok yetkin olduklarını düşünerek. Tabii. O çünkü sizin şirketiniz, tabii ki, siz kendi kaynaklarınızı tabii. Arzu ettiğiniz tabii. gibi kullanabilirsiniz. Ama bir devlet dairesi olduğu Bence zaman de. O kamunun malı, toplumun Olmamalıdır. Malı. Olmamalıdır. Tabii şey de çok zor değil mi? Yani kızınız derse ki hayır baba sana rağmen ben iş başvurumu yapıyorum. Hı hı.
insan hakları yapacaktır başvurusunu ama... Keşke biz daha farklı bir anlayışta olsaydık da keşke bunun doğal olması, doğal kabul edilseydi. Ama ülkemizde maalesef belki Rıza Bey'in kızı çok iyi bir kızdır, belki Rıza Bey de muhteşem bir beyefendidir, hiçbir ayrımcılık yapmaz. Evet. Muhtemelen de yapmayacaktır ama maalesef ki kötü örneklerinden hareketle uzakta durmasında fayda var. Evet. Bülent Şenver'in odasında konuğum Sayın Ayşen Zamanpur'la birlikteyiz. Gençlerle tecrübelerini, birikimlerini ve zenginliklerini paylaşıyor. Şimdi çubuk oyunu. Tamam. Bizim oyunlarımız bitmiyor. Gerçekten tabii, bitmeyecek bakın, galiba. Görüyor musunuz? Evet. İçine ben bunun bazı çubuklar koydum. Hmm. Çubukların üzerlerine de bazı güzel sözler yazdım. Gözlük gerekecek o zaman. Ben okurum sizin peki yerinize. Şimdi bir tane buradan bir çubuk seçin. Ben üstünde ne yazıyor diye tamam. Okuyayım, bakayım. Buyurun. Şimdi sizin çubuğunuzu okuyorum. Diyor ki, kuş ancak kendi cinsinden kuşlarla uçar. Hmm. Böyle bir söz. Kuş ancak kendi cinsinden yanlış kuşlarla bence uçar. Yanlış. Hmm. Niye? Başka cinsle, başka ırk, başka din, başka cinsiyet, her cinsle uçabilmeli kuşlar. Ben özgürlükçü bir insanım. Hmm. Yanlış söylenmiş. Evet. Değiştirelim. Kuşlar, her çeşit kuşla uçabilmelidir yazalım. Evet. Yani mesela iyi insanlar kötü insanlarla birlikte uçsun mu? İyi kötü diye demiyoruz ama orada. Biz diyoruz ki her cins, yani... Ayrımcılık yapmayalım. Siz şey anlamında... Ayrımcılık yapmayalım. Ayrımcılık anlamında evet, algıladınız. Evet, evet, evet. Mesela benim de aklıma hemen şey geldi. Hani efendim düzgün bir bankacı mafyalarla uçabilir. Yok, yoksa mafyalar ayrı uçsun. Kuş, hani şey, rüşvetçiler şu tarafta uçsun. Bir şey, etik olanlar bu tarafta uçsun. Hani kendinize uygun, hani arkadaşınızı seçerken bile yani bu kuşla uçulur mu deyip bir bakın geçmişine, osuna, busuna. Yani sonra üstünüze sıçrar bir şey bulaşır. Yani evet, herkesle yemek yenmeyebilir, hı-hı, herkesle arkadaşlık hı-hı yapılmayabilir. Ben de tersinden, anladım, negatifinden anladım mesela. Siz o şekilde ama anladım. Sizin için bir tane daha tamam diyelim bakalım. Tamam. Ne çıktı? Buyurun. Tekrar okuyorum burada. Değil, haklı kalmak önemlidir demiş birisi. Hmm. Haklı olmak değil de haklılığını korumak, haklı sürdürülebilirlik önemlidir. Burada haklı olmayı azımsamıyor. Hmm. Haklı olmak da önemli diyor ama diyor. Sürdürülebilirlik tabii çok önemli. O devamlı adaleti öyle... ilk başında da dedim ya, adalet duygusu çok önemli. Onu evet sürdürülebilir kılmak çok önemli. Doğru. Bu söz de ikinci doğru. Evet. Evet. Sizin beğendiğiniz öyle bir söz var mı? Hep şey onu söylediniz. O çok hoş bir sözdü. İstersen onu bir daha tekrar edelim. Hayat, riskle ilgili değil evet mi? Evet. O benim mottom. İnternette de müsaade edersen onu tamam, bir tanesini yazın, üstüne yazarım ben. Yazın. Evet. Evet. 400 tane RT almıştı vaktinde. Evet. Hayatta en büyük risk hiç evet risk almamaktır. Evet, o da çok güzel bir söz. Ben de severim. Bülent Şenver'in odasında konuğum Sayın Ayşen Zamanpur'la birlikteyiz. Gençlerle tecrübelerini, birikimlerini ve zenginliklerini paylaşıyor. Şimdi torba oyunumuz var. Torba oyunumuz içinde yine çıkıyor torbamız. Torbamızı aldık. Evet. Tombalaya benziyor ama değil. İçine ben harfler koydum. Evet. Diyorum ki bu harflerden bir harf şansınıza bakalım çekin. Ne harfi çıkıyor size? Aa, oğlumun. Aa, Ferhat. Evet. F Ferhat çıktı. Ferhat çıktı size. Ferhat Zamanpur'un F'si çıktı. Evet. Çok sevindim. Bununla ilgili şöyle diyeceğim. F harfiyle başlayan bir doğru davranış, bir iyi davranış. Fedakarlık. Fedakarlık. Evet. Nasıl tanımlıyorsunuz fedakarlığı? Fedakar, özveri. Yani sadece çıkarını gözetmeden, sırf başkaları mutlu olsun diye, hiçbir çıkarın olmadan evet özveride bulunmak. Evet. Çok güzel bir şeydir. Fedakar çok olmak. Evet. Bir evet tane de şimdi... Ama bu benim için inşallah Y'ye çekerim. Evet, şimdi inşallah. Kızımı bakalım da çekerim. Ben bakalım biraz elimle şöyle Y'yi arayayım. Bakalım ne çıkacak. Şimdi bulamadım yani Y'yi ya. Bulamadım. Olsun. Buna benzettim. Benzeten... V çıktı. V. Ama siz istiyorsanız Y diyelim ona. Hangisi diyelim? Y mi V mi? Bu Y mi? V bu. Yalan v söylemeyelim. V. Bakalım V. V. Altı uzun değil. Vicdan. Evet. Vicdan çok vicdan önemli. Vicdan sahibi olmak önemli. Çok önemli. Bu doğru bir davranış. Çok. Evet. Çok. Gece yatağa başınızı koyduğunuzda sizi acıtacak, sizi üzecek, keşke yapmasaydım diyecek bir hani iyi ki var o vicdan. Evet. O vicdan çok güzel bir duygu.
Evet. Bir tane de yanlış davranışı ben çektim sizin için. Şöyle bir ben çekeyim. Neden tamam. Siz çekiyorsunuz? Olur. Sanki. Yanlış davranış ama. Yanlış davranış. Kötü bir davranış. Kötü bir davranış. Baş harfi başlasın. P. P ile bir yanlış. Para düşkünlüğü. Para düşkünlüğü. Evet. Paraya önem vermeyelim mi? Hayır, düşkün olmuyor. Düşkün. Düşkün lafı var. Yani çok fazla... Sırf para için var ya, sırf para için yaşıyor. Para için her şeyi yapar, evet, kötü evet, bir şey. Evet, evet, evet. Yani yeterli meblağda olsun, evet, fazla evet. Düşkün olmayalım. Yani düşkünlük lafının içinde biliyorsunuz, abartı var. Abartı, para evet. Düşkünü olmayalım. Evet. Bülent Şenver'in odasında konuğum Sayın Ayşen Zamanpur'la birlikteydik. Gençlerle tecrübelerini, birikimlerini paylaşıyor. Şimdi bir kelime, bir cümle oyunu. Ayşen Hanım, ben size bir kelime söyleyeceğim ve bu kelimeyle ilgili aklınıza gelen ilk cümle benimle paylaşmanızı isteyeceğim. Tamam, beyin jimnastiği oldu bana bu evet, saat. Evet, Sayın Ayşen Zamanpur, evet. Benimle bir kelime bir cümle oyununu oynamaya hazır mısınız? Hazırım Bülent kelime, Bey. Kelime, hoşgörü, cümle. Hoşgörü. Cümleniz. Evet, demin ne kadar gene fedakarlık çıkmıştı, hoşgörü. Bunlar gerçekten insanın en güzel duyguları. Hepimizin içinde olmalı. Evet. Hele Türkiye'de şu anda... Bizden farklı olanlara, bizden değişik olanlara, bizden az ya da fazla olanlara hoşgörüyle yaklaşmamız lazım. Kelime müşteri, cümle. Canlarım benim. Kelime aşk, cümle. Hayattaki en güzel şey. Kelime zenginlik, cümle. Zenginlik eğer insan dürüst, adil, etik, yasal bir şekilde içine sinerek elde etmişse ve paylaşıyorsa güzel. Kelime mutluluk, cümle. Hayatın amacı. Kelime vicdan, cümle. Bakın bak gene vicdan çıktı. Hep sesini dinlemeliyiz. Evet, kelime itibar, cümle. Abartmayalım. Kelime etik, cümle. Çok önemli. Kelime kitap, cümle. Hep bana güzel şeyler geliyor. Kitap dostumuz, vazgeçmeyeceğimiz bir şey. Bizi zenginleştiren en önemli kaynak. Gençler... Kitap okusun. Kitap okuyorum evet. Arkadaş. Evet. Kelime Atatürk, cümle. Cumhuriyetimizin kurucusu, çok 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 muhteşem bir adam. Kelime Türkiye, cümle. Memleketim ya. Kelime İpek, cümle. İpek, teninizdeki meccezir. Kelime Kaşmir, cümle. Benim hayatımı değiştiren, gerçekten bütün yaşamımı etkileyen, en çok kullandığım sözcüklerden biri ve çok sevdiğim bir ürün. Kelime Silk and Kashmir, cümle. Dünya markası yapacağız. Kelime Ayşe Zamanpur, cümle. Teşekkür ediyor size. Efendim çok teşekkür ediyorum. Sağ ağzınıza olun. Sağlık. Çok teşekkür ederim. Bülent Şenver'in odasında konuğum Sayın Ayşen Zamanpur'la birlikteydik. Gençlerle tecrübelerini, birikimlerini ve zenginliklerini paylaştı. Unutmayın, gençler bizim her şeyimiz, en değerli hazinemiz. Gençlerimize sahip çıkalım. Tecrübeleriniz ve birikimleriniz toprak olmasın. Hoşça kalın. Ben de çok teşekkür ediyorum. Hiç bu kadar güzel hazırlanılmış, bu kadar çok gerçekten donanımlı bir sunucu diyeyim ile bir program yapmamıştım. Çok emek veriyorsunuz. Bu emeğiniz boşa gitmesin. Sağ olun, teşekkürler. Teşekkür ederim, sağ olun.